Sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Şimdi biz izin sezonu, yani herkes izindeyken biz de bir 20 gün izin yapalım dedik. Bakın 20 gün izin yaptık ve tekrar geldik bu konuyla ilgili size bilgiler verelim diye. Yalnız bu bilgiler verelim derken yine bilgi toplayarak işte gerekli yerlere giderek gerekli yerlerden görüşerek, istişare ederek size bu bilgileri verdik. Verdiğimiz bilgilerin hepsini de YouTube videolarımızda, program videolarımızda hepsi var zaten. Söylediğimiz tarihler dahi hepsi doğru. Tabii biz bu doğru bilgileri sizlerle paylaşırken hariçten gazel okuyanlar çok oldu. Ama olsun, biz yine doğru bilgileri verelim dedik. Şimdi bu zaman zarfı içerisinde bilgiler paylaşıldı diyenler var. Gitti bilgiler diyenler var. Bu konuyla ilgili Metap Hanım aslında bize biraz daha bilgi verebilir. Çünkü önemli bir konu. Yani bilgiler paylaşıldı, verildi mevzusuyla alakalı bir mevzu değil bu. Yani bir mesela Almanya'da Bonn'da bir merkez var. Vergi Gelir İdaresi, Almanların Gelir İdaresi dairesi var. Mesela orada bu bilgiler toplanıyor veya diğer ülkelerde bu bilgiler bizim Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumları var. Orada bir bilgiler toplanıyor. Toplandıktan sonra, hepsi bittikten sonra işte belirlenen taahhüt edilen zaman içerisinde de gerekli ülkelerle mütekabiliyet esasına göre paylaşılıyor, bilgiler veriliyor. Şimdi bazıları yine demişler 2019 bilgileri paylaşıldı. O bazıları zaten 2019'un da verilmeyeceğini söylüyordu hatırlarsanız. Ki ben verilecek diyordum. 2019 bilgiler verilecek başta. Yani Gelir İdaresi Başkanı toplanacak. Daha sonra 2020'nin bilgileri 2021 için, yani bu zaman içerisinde, bu sene içerisinde verilecek demiştik sizlere. Ama bu bizim söylediklerimizi tersini söyleyenler şimdi çark etmenin ötesinde efendim kıvırtmaya çalışıyorlar. Kıvırtmayın. Deyin ki ya milletin kafasında karıştırmayın. Gidin kendi işinizi yapın. Mezarcıysanız mezarcılık yapın. Ustaysanız inşaat yapın. Efendim başka bir işiniz varsa gidin onu yapın. Ama milletin kafasında bulandırmayın. Arkadaşlar, Allah rızası için ne gereği var? Ne zevk alıyorsunuz insanlara yanlış bilgi vermekle? Onların geleceğiyle ilgili. Ya insanlar strese giriyorlar. Bu insanlar zaten bu zamana kadar her türlü sıkıntıyı çekti. İmpaş, holding sedeler, işte bu emeklilik, efendim Merkez Bankası meselesi, işte vatandaşlık meselesi, vatandaşlıkta bile satıldı bu insanlar. Çifte vatandaşlık meselesinde bile satıldı bu insanlar. Yani biz bunların hepsini bilen insanlarız ve bu konuda sizlere gerçek bilgileri vermeye çalıştık. Veriyoruz da. Şimdi Metap Hanım bize bilgiler versin. 2019 bilgileri paylaşıldı diyormuş millet. Dinlemeyin. Şimdi BJK Zeki Bey'i sinirlenmeyeceğim dedi ama sinirlenecek dedi. Yavaş yavaş o hatta o safhaya geliyorum. Dinlemeyin. Dinlemeyin efendim. Dinlemeyin. Kim bu adamlar? Kim bunlar? Size bu bilgileri nasıl veriyorlar? Neden dolayı veriyorlar? Ya ıslak imzayla sizden işlerinizi yaparız. KVK üzerinden sizin bütün bilgilerinizi saklarız diyen insanlara para gönderdiniz. WhatsApp üzerinden hala insanlara para gönderiyorsunuz. Bazı televizyonlara çıkıp program yapan insanlar var. Hala inanıyorsunuz. Mesele ya bu. Bunlara inanacaksanız sonuca da katlanmak zorundasınız. Evet Metap Hanım. Kusura bakmayın. Zeki Bey, bunlar niye veriler paylaşıldı dedi bu kadar rahat biliyor musunuz? Siz evet. Bu arada ben tatil yapmadım. Evet, biliyorum. Bir 20 gün yapayım ya. İyi yaptınız. Ben yapamadım bu yıl. Hem biraz iş yoğunluğu hem de işte benim kızımın üniversite hazırlığı olduğu için hiç ayrılamadım Ankara'dan. Evet. Bunlar niye bu kadar rahat işte veriler gönderildi, geldi, gitti muhabbeti yaptılar? Ben size söyleyeyim. Biz yaklaşık 20 gün, 25 gün yayın yapmadık. Evet. Bunlar bilgi alamadılar. Evet. Akıllarına gelen bilgiyi satmaya başladılar. Emin olun bugün ayın 19'u, yarın 20'si. 20'sinden sonraki yapacakları yayınlarda hala bir umut var diye konuşmaya başlayacaklar. Diyecekler buna. Bizim söylediklerimizi söyleyecekler vatandaşlar. Evet. Hadi.
Yani şimdi niye bunları söylediler? Biz başka bir cümle kurmadığımız için, yeni bir yayın yapmadığımız için sağ olsunlar akıllarına geleni kurdular. Hatta vatandaşa geçmiş olsun 2019 verildi. Çünkü beni her ara ya veriler gönderilmiş, ha öyle mi işte beni de eğitin diyorum o insanlara. Şimdi veriler hala, evet bu yıl verilecek, yani bu yıl verilmeyecek gibi bir rehavete kapılmayın. Bu yıl %100 verilecek. Türkiye'nin bunu vermemesi mümkün değil. Evet. Ama aç itibariyle verilmiş bir veri yok. Özellikle 5 ülkeyle ilgili söylüyorum. Evet. 2018 verilerinin paylaşılması gereken ülkelerle bir paylaşım başladı ama genel olarak veriler toplanıyor, evet. Gelir idaresine gitmeye başladı. Bir kısmı güncelleniyor. İşte bu nedenle biz size diyoruz ki lütfen hala vakit varken, eğer bugüne kadar hiç tedbir almadıysanız ya da kendi kendinize oynadıysanız, tedbir aldığınızı düşündüyseniz, gelin buradaysanız, gelin bir tedbirinizi sağlamlaştırın. Eğer hala gelmediyseniz, nasıl olsa veriler gönderildi gibi bir söylentiye kapılarak tedbir almaktan vazgeçtiyseniz, artık başımıza ne gelirse katlanırız noktasına geldiyseniz, hala seçeneğiniz var. Mutlaka ve mutlaka gelin, tedbirlerinizi alın. Aksi takdirde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. İçinden çıkın. Yani siz üzülürsünüz, biz de üzülürüz. Evet. Ben hala algılayamıyorum. Biz 2017'den beri bu iş başınızı yakacak. Bir an önce gelin, tedbirlerinizi alın. Almazsanız bir gün gözlerinizi ovuşturup kalkarsınız. Sizin bütün veriler yurt dışı makamlarının kucağında. Evet. Gel bakalım derler. Bu işin ne kadar yurt dışında başınızı artacağının en iyi örneği Almanya. Almanya'da özellikle Alman kökenli avukatlar bangır bangır reklam veriyorlar. Diyorlar ki siz yakalanacaksınız. Yakalandığınızda başınız yanacak. Gelin bize diyor. Gelin. Evet. Sizi az zararla kurtaracağız diyor. Bunu söyleyen biz, Alman avukatlar. Ha, dikkatinizi çekerim. Gelin bize. Biz diyoruz ki hiç zarar etmeyin, ne olur gelin tedbirinizi alın. Evet. Yurt dışın bir, yurt dışından tedbir alabilmeniz mümkün değil finansal kayıtlarla ilgili. Yurt dışından aldığınız, sandığınız tedbirlerin tamamı çöp. Evet. Başını yapıyorsunuz. Eğer yurt dışından tedbir aldığınız, yurt dışından gelmeden her ne yolla olursa olsun tedbir aldığınıza inanıyorsanız, birkaç istisna dışında, bazı evet, istisnalar var. Bunlar dışında özellikle finansal kayıtlarınızla ilgili tedbir aldığınızı düşünüyorsanız ve gelmek de istemiyorsanız, lütfen o televizyonda reklam veren Alman avukatlara götürün, bugünden vekaletinizi verin. Çünkü yakalanacaksınız. Evet. Çünkü ciddi vergi, para cezası, belki ceza davası içeren işlemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Yani başka seçeneğiniz yok. Kendinizi mi ihbar edersiniz? Yani kendi kendinize yurt dışından ben mektup yazdım, tedbirimi aldım diyorsanız, al götürün Almanya'daki o reklamını yapan, bu işi bildiğinden de şüphem yok aslında onlara. Çok da açıklamalarını okuyorum. Çok da hakimler konuya. Yakalanacaksınız diyor. Bize yani yakalanacaksınız, gelin bize diyor. Evet. Yakalandığınızda da gelin diyor. Sadece yakalanacaksınız. Yakalandığınızda buyurun biz buradayız, dükkan sizin diyor. Biz diyoruz ki ne olur gelin. Tedbirinizi alın. Yurt dışından alınabilmesi mümkün değil. Gelin evet, Türkiye'de alın. Gayrimenkullerinizle ilgili diyoruz. Ne olur tedbirlerinizi alın. Evet. Yani daha size bunu anlatabilmemiz için Hollanda bangır bangır bağırıyor. Biz sizin tapularınızı buluyoruz diyor. Evet. Biz Belçika. Belçika'da öyle. İçiyoruz diyor. Evet. Ceza davalarında dolandırıcısınız diye hukuk davalarında kararların gazetelerde yayınlanıyor. Belçika artık bunu haber yapıyor. Ben diyor araştırmaya da devam edeceğim diyor. Posta koyuyor. Evet. Şimdi sizi inandırmak için başka nasıl bir veriye, nasıl bir bilgiye, nasıl bir ispata ihtiyaç var bilmiyorum. Yok, ben kimseyi inandırmaya çalışmıyorum daha. Her koyun kendi bacağından asın. Biz elimizden geleni yaptık Mete Hanım. Hala da yapıyoruz. Hala da anlatıyoruz. Kendi bilecekleri iş. İnandırmaya falan gerek yok. Ben üzülmesinler, siz de üzülmesinler diye zaten bu programları yapıyoruz. Önlemlerini alabilsinler, tedbirlerini alabilsinler. İleride üzülmesinler diye biz bu programları yapıyoruz.
Onun için hiç kusura bakmasınlar. Biz doğruyu söyleyelim, kararı onlar versinler. Langır lungur adamları, insanları dinleyip onların peşinden gidecekler. Buyursunlar, gitsinler. Duvara tostasınlar. Hiç umurumda değil artık. Ben kısık sesle gelip sizlere hala burada program yapmaya çalışıp bilgilendirmeye çalışıyorsam artık kusura bakmayın. Ne şartlar altında hala sizi bilgilendiriyoruz. Türkiye'ye tatile gidiyoruz. Tatile gittiğimiz halde bile yine sizlerin meselelerini görüşmek için efendim bu konunun verdiği yani makamı kimlerse, hangi kişilerse, hangi makamsa, hangi kurumsa gidip onlarla görüşüyoruz. Hala bilgi tazelemeleri yapıyoruz. Hala önlem alınabilir mi? Hala vatandaş tedbir alabilir mi? Ne kadar zamanları var? Gibi bilgileri toparlamaya çalışıyorsak onlar da artık inanacak doğru insanları, doğru kişileri bulsunlar. Yani kılavuzlarını karga olarak seçmesinler. Karga seçerseniz karga sizi nereye getirdiğini bilirsiniz. Eğer bülbülü seçerseniz bülbülü sizi güle getirir. Onun için bundan sonra üzülmüyorum Mertab Hanım. Ben elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum efendim. Bunu söylemek zorundaydım, söyleyeceğim. Bundan sonra böyle. Haklısınız. Haklısınız. Çünkü birçok şeyi 20 yıldır emeklilikti, kombatsandı, otomatik bilgi paylaşımıydı. Söyledik. Ne? Hiç kimse, hiçbir konuda da bizim söylediğimizden başka bir gelişme olmadı. Evet. Hani biz bildik değil, biz duyduk, öğrendik, araştırdık, anlattık. Evet. Bu konuda da duyduk, bildik, öğrendik, araştırdık, işleyişi anlamaya çalıştık ve anlattık. Buradan eğer bir tek insan bile kurtuluyorsa biz işimizi yaptık demek. Onun bir duasını almak benim için çok önemli. Demek. Çok önemli. Bir yıl sosyal yardım alan insanımız var. Hala bu konuyu duymayanlar var, duyup da ciddiye almayanlar var, ne yapacağını bilmeyenler var. Sosyal yardım alanlarla ilgili... Türkiye'deki gayrimenkul olsun, banka hesabı olsun, herhangi bir kayıt ortaya çıkarsa geçmişe dönüp ülkelerin kanunlarına göre 5 yıl 10 kadar verdikleri tüm yardımları faizleriyle gerisinden talep ediyorlar. Yetmiyor. Üstüne bir de bir daha yardım vermiyorlar. Hatta baskı kurmak için aklınızda biz cezası açabiliriz diyebilirler. Çünkü yalan ve yanlış beyanlık vermiş oluyorsunuz. Suç. Aynı şekilde iflasını ilan edenler, Türkiye'de mal varlığı veya işte parası ortaya çıkarsa kesinlikle ciddi suç işlemiş olurlar. Çünkü yemin ediyorlar dünyanın hiçbir yerinde param, pulum, malım yok. Bu nedenle ben borçlarımı ödeyemiyorum deyip işte borcu sildirmek, borçtan kurtulma yollarına gidiyorlar. Evet. Tam bu nedenle bu iki grup çok tehlikede. Aynen bunlar kadar, hatta bana göre daha çok tehlikede olan, dünyanın neresinde ticaret yapıyorsanız, neresinde serbest meslek yapıyorsanız evet. Ve Türkiye'de bir mal varlığınız var da bunu o ülke bilmiyorsa sizin iş yeriniz araştıracak. Türkiye'deki mal varlığınızla ilgili biraz önceki kurduğumuz nereden buldun, nereden ettiğini soracak, vergisini alacak, cezasını yapacak ama yurt dışındaki işletmenizi, serbest mesleğinize ilişkin tüm vergi kayıtlarını inceleyecek. Kaynağını gösteremeyeceksiniz bu paraların çoğunun çünkü cebinizde getirmişsiniz. Bu sefer dönüp diyecek ki sen aslında şu işi yapmışsın, buradan para çalmışsın, benden vergi kaçırmışsın. Bu kara para diyecek. Evet. Bir yerde bir şey bulacak işte orada işte ceza davasıyla da mutlaka karşı karşıya kalacaklar. Korkun, ister korkun ister korkmayın ama tedbirlerinizi alın. Bu anlamda işte benim tuzum kuru, ben aslında işçi olarak çalışıyordum, güzel işçi olarak çalışıyordum. Sen de yalan söyledin çünkü sistem seni aslında bilmeyerek yalan yanlış bilgi vermeye itti. Ne Türkiye'deki paranı ne Türkiye'deki malını yurt dışı vergi desteklemesi, yani yurt bunu vergi formu doldururken vermedin. Evet. Yok param yok başka bir yerde dedin, malım yok dedin. Halbuki hem param vardı, hem malım vardı, hem kira gelirim vardı. Aynen. O arada arsana bina dikildi, gayrimenkul sahibi oldun. Bu sefer deneyim vardı. Gayrimenkul değerlendirmesinden bir
kazanç elde ettim, bunu söylemedim. Artık ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak yurt dışında. Ne oldu? Miras kaldı. Asla mirastan bahsetmedim. Ki onun da vergisi vardı. Yani bilerek bilmeyerek yalan ve yanlış bilgi verdin. Hatta kimi zaman vermek istemiş vatandaşlar, anlatıyor. Ya ben diyor bunu mahsulcime söyledim, mali müşavirime söyledim. Ama o burayı ilgilendirmiyor, bu ülkenin geliri değil, yazmamıza gerek yok dediler diyor. Hani bilerek bilmeyerek, vatandaş kötü niyetli olmayarak, bilmeyerek, Türkiye'dekini bildirmek mecburiyetinde olduğu konusunda bir fikri olmayarak bunları Türkiye'de tuttu, yurt dışına bildirmedi. Yani herkes az ya da çok yaşadığı ülke sen kusurlusun dediğinde tam da aslında iş yeri basılana sen dolandırıcısın derken bunu söylüyorlar. Bana söylemedin diyorlar. İşte yardım alırken veya ticaret yaparken Türkiye'deki malı parası bulunanlara işte onu usulsüz olarak bile davaya konu edildiğinde dilli olarak kullandıklarında devletler şunu diyor. Usulü aykırı aldığım delili kullanırım çünkü kamu zararı oluşturuyorsun evet, diyor. Evet. Aslında mahkeme kararında ne diyor Hollanda? Dolandırıcılık yaptı diyor. 130 bin euro ödeyecek diyor. 140 bin euro ödeyecek diyor. Yani üst mahkemeden artık o yani Avrupa'nın bir ülkesinde üst mahkemesinden çıkıyor, öbüründen çıkıyor. Sizin yaşadığınız ülkeler farklı mı bakacak zannediyorsunuz? Ya burada 80 bin euro ödedi daha bir tane Mardinli vatandaşımız da Mert Hanım ya. Almanya'ydı değil mi? Evet burada Mörs'te ya Mörs. 80 bin euro para ödemek zorunda kaldı geriye. Yani burada sosyal yardım alıp işte emekli şey sağlık sigortasından faydalandığı için Türkiye'de de mal varlığı var. 6 katlı binası olduğu için, dairesi olduğu için efendim kendisine emek resimleriyle birlikte, tapunun kopisiyle birlikte bilgiler gönderildikten sonra adamcağızı bitirdiler yani 80 bin euro para ödedi. Ha biz vatandaşa devleti kandırın, devleti dolandırın demiyoruz ki öyle bir şey de söyleyemeyiz. Kimse yediği çanağı pislemez. Pislemek zorunda değilsiniz. Yapmak zorunda da değilsiniz. Bu da etik değil zaten. Bu etik değil. Biz bu ülkede bu ülkenin ekmeğini yiyorsak dürüst olacağız. Bu ülkeye de dürüst olacağız. Makamlarına da dürüst olacağız. Kanunlarına da dürüst olacağız. Ha bizim buradaki eksiğimiz ne? Bizi bu konuda bilgilendirmediler. Bize de demediler ki efendim sene sonra vergi denkleştirmesinde aman ya Türkiye'deki mal varlığından, gelirinden, bankadaki parandan kimin haberi olacak? Yok. İşaretleyelim gitsin dediler ki o zaman bu OECD ile yapılan bir anlaşma yoktu. Yani bir otomatik bilgi konusuyla ilgili bilgi anlaşması yoktu. İşte diğer burada iflas eden, elini kaldıran benim işte herhangi üzerinde mal varlığı, paran yok diyen bir sürü iş adamı var. Bakıyorsun adamların Türkiye'de yatları gatları var, bankada paraları var, ortaya çıkacak. Ne yaptın? Yalan söyledin. Sonuç olarak yani bunlar da var. O yüzden burada işte ne hırsızın mı ev sahibinin mi hiç suçu yok denilen bir noktadayız. Yani herkes üzerine düşeni tam olarak yapmamış. Sonuçta bizim derdimiz, sıkıntımız ne? Vatandaşlarımız en az zararla bu işten nasıl kurtulur? Sefhen yapmış oldukları bu sıkıntılardan nasıl kurtulur? Onun mücadelesini veriyoruz. Onun mücadelesi için çalışıyoruz. Bunu da çeşitli kurumlarla istişare yaparak sizlere doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Ben gittim görüştüm. Geçin o işleri efendim. Gittik görüştük gönderdik işte demin resimleri paylaştık. Diğerlerini söylemiyorum zaten. Yetkili makamlarla uzun zamandan beri, uzun yıllardan beri bizim işimiz bu zaten. Görüşüyoruz, bir alışveriş içerisindeyiz. Soruyoruz, cevap veriyorlar. Yazışıyoruz, telefonla bilgi alıyoruz. Yani bilgilerin doğrusunu aslında biliyoruz da. Hani sizin içinizi rahatlatan insanlar var ya, ay çok içim rahatladı. İşte rahatlamıyorsun sonunda. Patlıyorsun. Patlayacaksın yani. O seni rahatlatmıyor, patlatıyor. Ama biz patlama diye sana önceden gelecek olan, başına gelecek olan sıkıntılardan bahsediyoruz. O yüzden diyoruz ki hukuki çerçeve içerisinde, kanun çerçevesi içerisinde önlemlerinizi alın, tedbirlerinizi alın, kanun dışına çıkmayın. Kanuni olarak yapın bu işleri. O yüzden de bir avukatla yapın. O yüzden söylüyoruz. O yüzden Türkiye'ye gitmeniz lazım. Mesele Türkiye'nin meselesi diyoruz. Ha burada ortaya çıktıktan sonra oradaki avukatlar diyor ya o zaman onlara gideceksiniz.
tedbirlerinizi almadığınız için burada ortaya çıktığı zaman o zaman onlara gideceksiniz. Onlara da o zaman benden niye bu kadar istiyorsun, ne kadar istiyorsun diyemeyeceksiniz. Mecbursunuz, ne kadar istiyorsa o kadar vereceksiniz. İşte biz bu sıkıntıları yaşamayın diye sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Sesimde, nefesimde az çıkıyor ya, fazla da konuşmuyorum Mete Bey. Buna rağmen de yine konuşuyorum yani maşallah. Evet, evet şimdi evet. Anlatın. Şimdi Zeki Bey aslında bize bu işin ciddiyetini Belçika evrakları çok gösterdi. Çünkü Belçika ve Hollanda bir tane vatandaşın saçma sapan bir tapusunu bulmak için 3000 euro harcamış. Bir kişi için. Evet. Şimdi bunu bir avukata bir de değerlendirme yani bir gayrimenkul değerlendirme şirketi bir avukat. Evet. Yani çok ciddi paralar harcanıyor. Şimdi vatandaş yurt dışında avukat tuttuğunda 3000-5000 oraya ödeyecek. Evet. Bitmeyecek. Neden bitmeyecek biliyor musunuz? Yakalanan için bitmeyecek. Yurt dışında yakalandınız. Türkiye'de o evrakların ayıklanıp sizin lehinize bir iş yaratacak şekle getirilmesi gerekecek. Evet. Bir şekil vermek gerekecek. O zaman ne olacak? Yurt dışındaki o reklamda gördüğümüz avukat, Alman avukatlara, İtalyan avukatlara, Fransa avukatlara, Amerikalı avukatlara gidecekler. Bitmedi. Türkiye'deki evraklar için Türkiye'deki bir avukatla illaki çalışmak zorunda kalacaklar yakalandıklarında. Evet. Biz hani iş o kadar büyük ki yurt dışı ne olduğunu biliyor, Türkiye ne olduğunu biliyor. Biz diyoruz ki siz yakalanmayın. Çok zorlayamazlar. Çok üstünüze gelemezler. Hele ki özellikle 2022-31 Aralık itibariyle kuralına göre her şeyi yapmış olursanız 1 Ocak 2023'te çok rahatsınız diyoruz. Evet. Bu yılı ve önümüzdeki yılı tedbir ve her türlü hukuki yolu kullanarak aklanarak paklanarak çıkanlar için 1 Ocak 2023 yeniden doğmuş gibi bir sonuç doğurur. Tertemiz bir sayfa açılacak. Bunların içerisinde tapularınız da olacak. Evet. Bunların içerisinde kiralarınız da olacak. Hesaplarınız da olacak. Bunları bir kuralına işte yurt dışı neye bakar? Türkiye'nin de ne yapabilirsiniz? Bunları kuralına göre hukuka uygun şekilde tedbir altına alırsanız eğer evet. Bu konuda en azından rahat edersiniz. Hani şeye de söylüyoruz, gayrimenkul olanlar, tapuları olanlar, arsası, tarlası, bilmem nesi olanlar, sıra hiç bankada parası olmasa bile, sıra size de geliyor. Dünya artık bir sentin peşinde, hele ki yangınlar dünyanın her yeri yanıyor, dünyanın her yerini sel götürüyor. Evet. Dünyanın her yerinde inanılmaz bir maddi külfet, korona zaten başlı başına bir yıkım oldu dünyanın başına bela oldu maddi anlamda sağlık anlamında mali anlamda ki ben Almanya'ya geldiğimde şok oldum çünkü bir yıldan fazla gelmemiştim evet. Markette girdiğimde bile fark ettim orada da zamlar gelmiş orada da raflar eksilmiş evet. Türkiye'de zaten 2-3'e katladı diğer ülkelerde bizden farklı değil demek ki dünya kimde varsa bir senti onu alacak. Evet. Onun da peşinde. Sizler kendi tedbirlerinizi hukuka uygun almıyorsanız, ceza davaları, tazminat davaları, vergi cezaları ile karşı karşıya kalacaksınız. Yetmeyecek. Verilen yardımlar geri alınacak. Yetmeyecek. Aa sen güvenilmez kişi muamelesi göreceksin. Evet. Ve gelecekte yardım almak istediğinde o kadar çok belge getirtecekler ki sizden. O kadar çok şey. Canınıza okuyacaklar, canınıza okuyacaklar. Okuyacaklar. Artık yaşadığınız, doğduğunuz ülkeden de bir yıl belge istenecek. Evet. İşte o güne kalırsanız hani hayatınızda bir aşama olacak. Ondan sonrası gerçekten eziyetli geçecek. Metep Hanım. Bir de 2018 mevzusu çıkartmışlar ya. Türkiye 2018'de veriyor gibi böyle vatandaşın kafasına böyle şeyler ya. Keşke otursalar. He? Gerçekten bu otomatik bilgi paylaşımı nedir? Hangi ülkelerle hangi tarihte? Ya. Verdik. 2018'i kime verdik biliyor musunuz? Yunanistan'a verdik. Evet. Yani 2018 işte İran'a vereceğiz falan filan.
ilginç olan yani oradaki yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen hiç canı yanmadı. Evet. Hani onlar bunlardan önce paylaşımdan haberdar oldukları için evet. Gerçekten Avrupa'da yaşayan Türklerden daha fazla işlerin peşinde koştular. Şimdi şunu anlattık, şunu Mete Hanım şunu anlattık. Dedik ki 27 Avrupa Birliği ülkesi için biz 2019'unun da verilmemesi için, 2020'nin verilmesi için mücadele ediyoruz dedik. 2019 büyük bir ihtimalle verilmeyecek. 27 ülkeden bahsediyoruz sevgili seyirciler. Evet. İyi dinleyin, iyi dinleyin. Bazılarını değil, bizi dinleyin. Bu ülkelere 2000, yani Avrupalı Türkiye, yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın yaşadığı ülkelerle ilgili konuşuyoruz. Dedik ki, bunlara 2019, yani Avrupa Birliği, 27 Avrupa Birliği ülkesine 2019 bilgilerini vermeyeceğiz. Onun mücadelesini veriyoruz dedik. ECOFIN toplantısının sebeplerinden bir tanesi de bu idi. Efendim, 16 Şubat'takinde büyük bir ihtimalle 2019'u vermeyeceğiz gibi bir durum vardı. Yetkililerle bunu konuşuyorduk. Ama dedi ki, ya bırakın biz 2020'nin bilgilerini, adamlar bizden 2019'u da istiyor dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ondan sonra dedik ki biz, 16 Şubat'tan itibaren, bakın 16 Şubat'tan itibaren dedik ki sevgili Avrupalı Türkler, 2019'u da vermek zorundayız. 2020'yi de vereceğiz. 2019'u da vermek zorundayız. 27 Avrupa Birliği ülkesinden bahsediyoruz. Bunları söyledik zaten. Ama bu şu demek değil. 2019'un bilgilerini Gelir İdaresi'ne GİP'e verdik. GİP de gitti bunlara dağıttı. Hepsine verdi. İşte öyle değil, değil. Öyle değil. Toplanıyor. Toplanıyor. Henüz daha toplanıyor. Son 5 dakikamız Mehtap Hanım. İstediğiniz gibi konuşun. Peki. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda son trenin son vagonunda yer bulanlar kurtulacak. Ha. Bir de gelsinler. Niye gelsinleri söyleyin lütfen. Bir Eylül'e kadar bir zamanımız var. Niye bu zaman illa gelsinler diyoruz ya. Zamanı değerlendirmeler açısından. Ankara'nın birçoğunda evet. Hala tedbir alma şansınız var. Evet. Lütfen gelin. Usulüne uygun. Gerekirse de bir hukuki destek alarak evet. Neler yapmanız gerektiğini söz dinleyerek yapın. Hala bir çare, hala bir çözüm var. Eğer yapmazsanız gerçekten bir ay sonra, yani bankalara göre değişir ama ortalama şöyle 20-25 gün gibi diyelim. Yeni bir gelişme olmazsa, ki bu yeni bir gelişme aslında, dikkat ederseniz biz bunları söylemiyorduk. Evet. Ve aslında bir gün önce yayın yaptık değil mi Zeki Bey? İnsanlar bir günden yararlansın diye, bir gün evet. Kayıpları evet, evet. Diye. Dolayısıyla bu treni kaçırmayınız diye tavsiyede bulunmak mecburiyetindeyiz. Gelmezseniz vergi cezaları, sosyal yardım kesilmesi, Türkiye'deki mal varlığınızla ilgili ciddi sıkıntılar ve finansal kayıplarınızla ilgili %100 sıkıntı yaşayacaksınız. Eğer tedbir alırsanız, usulüne uygun da tedbir alırsanız hemen hemen hiç zarar görmeyeceksiniz. Görürseniz de çok küçük zararlar göreceksiniz. Kendinizi kurtarabilecek evet. Kadar zararlar göreceksiniz. Alamadan şunu bilmenizi istiyorum. Sizler kendi kendinize oyalanırken, tedbir aldığınızı düşünürken, hadi hasbel kader bu yıl başınıza bir şey gelmedi diyelim kargaşadan. Evet. 1 Ocak'tan sonra ya da 1 Ocak 2022, 31 Aralık 2022, 1 Ocak 2023, İtalya gönderdi maliyesinden görevli, Fransa gönderdi, orası gönderdi, bankalarda geziyorlar. Orada sizin birçok kaydınıza ulaşacaklar. O kaydı yakaladıklarında da diyecekler ki, Ayşe sen git falanca bankadaki son 10 yıllık kaydını getir. Ahmet sen filanca bank finans kurulumundan bana bütün dökümlerini getir, açık kapalı hesaplarını. Dolayısıyla o ay bir ay döküm istediğinde senin orada tatile gittiğin, elektrik ödediğin, evet. Kira getirdiğin, gayrimenkul aldığın, sattığın her bir kaydı görecekler. İşte oraya gelirseniz eğer, yani başınıza gelecekleri kendiniz öngörün. Şunu hep söylüyorum, kişi kendini bilir. İşte benim bir şeyim yok. Karşındakine ikna etmeye çalışıyorsun. Karşındaki rahat ikna eder çünkü senin göreceğin.
Yani beni arayanların çok hiçbir şeyim yok. Yani bir bakalım diyorum. Bir yıl bir şey çıkıyor. Başını ağrıtacak. Evet. Kim kendini iyi bilir. Hani muhabbet ettiğiniz, konuştuğunuz, akıl aldığınız kişileri ikna etmek değil, doğru tedbir almak çözüm. Bir de hep şeyi söylüyoruz. Lütfen hukuki sorumluluğu olan, kimi zaman vatandaş mal varlığı bilgilerini şakır 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 olur olmaz bir sorumluluğu olmayan kişilerle de paylaşıyor. O paylaşımından da ayrıca canı yanıyor. Evet. Hep şunu söylüyorum. Doğru bir yardım alacaksınız. Mesele hukuki bir meseledir. İster Türkiye'de yardım alın, ister yurt dışında bir hukukçuya desteği alın. Kararınızı verin. Kendinizin yurt dışı makamlarının yakalanacağınızı düşünüyorsanız veya yakalanıyorsanız evet. Ne diyeceğiz? Öncelikle gidin yurt dışındaki avukatınızı bulun. Evet. Türkiye'ye ait de Türkiye'den bir avukatla ilgili konuşun. Ama biz oraya gelmedik henüz yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili. Gelin önümüzdeki 20-25 gün içerisinde Türkiye'deki tüm tedbirlerinizi hukuki destek alarak da yapın. Başınız ağrımasın. Hiç olmazsa kafanıza yastığa koyduğunuzda rahat uyuyun diyoruz. Bitirdin peki, mi? Bitti. Bitti. Peki teşekkür. Ben de zaten zor. Evet biraz yorgun gözüküyorsunuz. Sabah geldiniz herhalde. Evet sabah 7'de 7.30-8'de buradaydık işte. Biraz dinlendik. Daha sonra da geldik vatandaşa işte asli görevimiz yardımcı olmak, anlatmak, bildiklerimizi söylemek, tedbir almaları konusunda elimizden geleni yapmak. Daha ne yapalım? Elimizden gelen bu kadar. Sağ olun, var olun Mehtap Hanım. Güzel bilgilerdi. Zaten Hukuk Masası programında devam edeceğiz. Bilgi vermeye devam edeceğiz sevgili seyircilere. Bismillah dedik. Vira bismillah bu akşam yeni yayın dönemine Hukuk Masası ile başladık. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Hukuk Masası programında yine otomatik bilgi paylaşımı konusunu sizlere anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda, günlerde tekrar yine otomatik bilgi paylaşımıyla, doğru bilgilerin paylaşımıyla ilgili programlarda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim.